Z kuşağı bizden çok farklı bir kuşak olduğunu düşünüyorum ben de. Bunu şöyle küçük bir örnekle başlamak istiyorum. Dün akşam ben burada neler konuşacağım üzerine kafamı yorduğum sıralarda 8 yaşındaki kızım beni acele içeri çağırdı. Televizyonda akıllı telefonu olmayan birini görmüş. Çok şaşırmış. Bunu çok ilginç bir şey gördüğünü, anne anne koş, adamın akıllı telefonu yokmuş diye beni içeri çağırdı. Sonra ben onu ve onun bana 10 dakikaya yakın adam kendini anlattı, bana onu izletti sonuna kadar. Akıllı telefonu olmayan birini ucube olarak gördüğünü fark ettim çocuğun. Yani onların hayatında artık akıllı telefon, teknoloji, dijital dünya neredeyse gerçek dünyanın bizim algıladığımız dünyanın bence %60-%70'ini oluşturuyor belki de. Çünkü ekranla baş başa yaşıyorlar çoğunlukla. Milli Eğitim Bakanlığı bu bilince sahip bir şekilde hareket ediyor. 2011 yılında biliyorsunuz Fatih Projesi'ni başlattı Milli Eğitim Bakanlığı. 2011 yılında Fatih Projesi dijital imkanları okullara sunmak üzere yola çıktı. Fatih Projesi ile Ulaştırma Bakanlığı ile beraber başladı biliyorsunuz. Burada bir takım bileşenleri vardı. Bunlardan ilki akıllı tahtaydı. Okullara yüksek erişimli internet sunmaktı. Her sınıfa bir yazıcı ulaştırmaktı ve bir içerik platformu hazırlamaktı. Bunların hepsini de gerçekleştirdi. Tablet dışında geri kalan bütün bu söylediklerimin hepsi de üst düzeyde gerçekleşti. Burada özellikle pandemiyle beraber EBA'yı daha fazla duydunuz biliyorsunuz. Biz 2012 yılından beri Eğitim Bilişim Ağı yani dijital içerik platformu EBA'yı sık sık tanıtmak için uğraşıyorduk. Fakat pandemi sürecinde birden EBA tanınır hale geldi. Çünkü temel ihtiyaç haline dönüştü. Bakanlık bu ihtiyacı baştan beri farkındaydı. Yani Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü benim görev yaptığım kurum. Zaten yenilikleri, teknolojiyi yakalamak ve bunun üzerinde öğrenciye ulaşmak üzere hareket ediyorduk. 18 milyon öğrencimiz var ve 1 milyon öğretmenimiz var. Bu 18 milyon öğrenciye adil bir şekilde eğitim hizmeti sunmanın uzaktan eğitim olmadan olmayacağını söylediğim gibi baştan beri bakanlık baştan beri Fatih Projesi'nden belki de daha önceden beri farkındaydı. Bu bağlamda çalışmaları sürdürürken yurt dışında ne olup bittiği sıkı bir şekilde takip ediliyordu. Yani birçok uzmanlar gerekli olduğunda gerekli ziyaretleri gerçekleştiriyorlar, araştırmaları yapıyorlar, değerlendirmeler yapıyorlar. Bazen üniversitelerden araştırmalar geliyor ya da araştırmalar yapılması isteniyordu. Bu şekilde devam etti. Şimdi ben öncelikle burada EBA'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü EBA şu anda bu Z kuşağı dediğimiz kuşağın biraz önce de söylediğim gibi temel ihtiyacı haline dönüştü. EBA içinde öğrencilere her türlü dijital içeriği hazırlamaya çalışan bir platformdu. Burada aklınıza gelebilecek her şey vardı. Yani öğretmenlerin ders anlattığı sunumlar olduğu gibi çocukların oyun oynayabileceği, rahatlıkla vakit geçirebilecekleri alanlar da vardı. Şimdi özellikle 2019'un sonunda EBA yenilendi ve yapay zeka ile desteklendi. Akademik destek programı yüklendi. Özellikle 11. ve 12. sınıf öğrencileri şu anda kendi yeterliliklerini oradan görme imkanına sahip oluyorlar. Yani bir deneme sınavına giriyorlar. İlk önce hedeflerini belirliyorlar. Sonra bir sınava giriyorlar ve o sınavda neleri yapıp neleri yapamadıkları ortaya dökülüyor. Ve sistem onlara açık olduğu yerlerle ilgili EBA'nın içinde bulunan bütün dijital içeriği sunuyor. EBA'nın bunun yanında canlı biliyorsunuz şu anda öğretmenler EBA üzerinden canlı ders anlatabiliyorlar. İşte EBA'nın içinde şairlerin kendi seslerinden okudukları şiirler yani edebiyat, sanat, bilimsel içerikler son derece geniş bir içeriğe sahip. Şimdi ben EBA'nın burada reklamını yapıyormuş gibi oluyorum ama zaman geçtikçe daha çok hayatımıza gireceğine inanıyorum. Çünkü yola çıkışı fırsat adaleti sağlamaktı. Yani fırsat eşitliği sağlamak, adalet sağlamaktı. Şu anda evet biliyoruz, interneti olmayan yerler var. Ama
yapılan anlaşmalarda biliyorsunuz herkese, EBA'ya giren herkese 8 GB internet hizmeti sunuluyor. Yani akıllı telefonu olan herkese şu anda ulaşma imkanı sunuyor bakanlık. Bütün öğrencilere ulaşma derdinde yani. Bunun çok zor olduğunda farkında ama bununla gerçekten şu anda mesaisinin önemli bir kısmını buna harcadığını söyleyebilirim. Bunun haricinde bakanlıkta Z kuşağı için neler oluyor diye bakarsak, biliyorsunuz bileşimle üretim diye bir ders vardı. Bizim hani gençliğimizde bilgisayar dersi diye bildiğimiz ders. Bu derste şu anda bir pilot uygulamayla öğrencilerin kodlama ve 3D yazılımı öğrenmelerini sağlamak üzere çalışmalar yapılıyor. Bir pilot uygulama yapılıyor. Yani bileşimle üretim dersi bundan sonra öğrencilere direkt kodlamanın öğretildiği bir yer haline gelecek. Bu çocuklara yazılımı nasıl öğreteceğiz meselesi vardı. Bakanlığın baştan beri hep söylediği bir şey. Bakanımızın da şöyle bir sözü vardı. Suyun içinde şekerin erimesi gibi biz onlara vereceğiz demişti. Yani her tarafa yaymaya çalışarak. Çünkü gelecek neslin kodlamayla, yazılımla üretim yapacak, kendi ihtiyaçları doğrultusunda üretim yapacağını, yapmasını bekliyoruz. Yani dünyada gelişen eğitim trendleri öğrencilerin kendi ihtiyaçlarını, yani öğrencilerin gelecekteki ihtiyaçlarını tasarlayıp üretebilmeleri üzerine hareket ettiğini görüyoruz. Bakanlık bunun için eTwinning projesi, sistem gibi birçok uygulamayı da bu arada beraber götürüyor. Yani çok Avrupa Birliği projesinde yer alarak öğrencilere bu imkanları da sunmaya çalışıyor. Bunun haricinde şu anda yine EBA TV'ye tekrar döneceğim. Bir yaz okulu çalışması var biliyorsunuz. Yani bugüne kadar hiçbir zaman devlet yazın öğrencisinin ne yapacağıyla ilgili kafasını yormamıştı. Ama şu anda EBA TV açtığınız zaman öğrencilerin yazın onları yapabilecekleri birçok şey sunuluyor. Mesela bir sanat kuşağı var. Mesela orada sanat kuşağında ressamları tanıma imkanları bulmaktan tutun da basit küçük deneyler yapabilme imkanlarına kadar birçok yelpaze, geniş bir yelpaze sunuluyor. Burada İngilizce yaz okulu başlatıldı. Artık dil öğretiminin de dijital ortamlarda gerçekleşmesi için yine devlet eliyle yapılmış en büyük adımlardan biri satıldı. A1 ve A2 düzeyinde öğrencilere şu anda yaz okulunda eğitim veriliyor. Bu arada bakanlık güvenli internet kullanımı kılavuzu ve siber zorbalık kılavuzu yayınlayarak öğrencileri bu konuda uyarmaya, öğretmenleri ve öğrencileri uyarmaya da devam ediyor. Şu anda söylediğim gibi bakanlığın en büyük gayreti Z kuşağı, yani çünkü onun temel muhatabı bu. Yani kabul edelim ya da etmeyelim, işte 2000'li yıllardan sonra doğmuş olan bu kuşağın bizden başka türlü bir hayatı var. Onları olduğu gibi kabul edip onlar için ne yapabileceği üzerine yoğun bir şekilde performans gösterdiğini söyleyebilirim.